Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selamlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün 11 Mart Cumartesi günündeyiz. Hatta saat şu an 3.30-4 civarı. Sabah güzel bir kahvaltı yaptık eşimle beraber. Sonrasında bol dinlenmeli, televizyon izlemeli, keyif kahvesi oldu. Biraz güzel oldu bizim için de, dinlenmiş oldum. Biliyorsunuz pazartesi günü okulumuz açılıyor. Artık tempolu işe geçiyoruz. Şöyle bir bakım yapmak istedim. O yüzden hava da güzelken hemen kendimi dışarı attım. Şimdi bir boya alacağız ama bu arada saçlarım mı bu renkte mi kalsın yoksa sarıya mı döneyim bilmiyorum. Benim önceden saçlarım sarıydı, ombreydi. Sarıya mı dönsem, bunda devam mı etsem, çok karışık yani, böyle kafa bir gidiyor bir geliyor. Bir diyorum ki saçları güzel uzattın, uzun saça ombre çok yakışır. Bir de diyorum ki saçları zor toparladın, kendine geldi. Hiç ombreyle uğraşma, hiç saçlarını yakma, boş ver. Çok kararsızım canlar. Sizce ne yapmalıyım? Bu renkte mi kalmalıyım yoksa sarıya mı geçmeliyim? Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Neyse, lafı daha fazla uzatmadan ben artık yavaş yavaş gidiyorum. Ben geldim. Boyamı aldım. 7-1 küllü kumralı boyuyorum uzun zamandır. Boyamı aldım. Şimdi sizinle beraber boyamak istedim. Biraz da sohbet etmek istedim. Bir diziye kafayı taktım bu arada canlar. Zaten hala şu an devam ediyor 19. bölümünde ama ben 5. bölümden geliyorum. Konusu farklı. Arkadaşım önermişti. O beğenmiş. O da izliyormuş. Dedi mutlaka bir bakmalısın deyince ben de baktım. Böyle farklı kültürdeki ailelerin çocukları birbirine aşık oluyor ve evleniyor. Sonra işte bu düğün aşaması, düğünden sonraki aşamalarda falan böyle çarpıcı olaylar oluyor aileler arasında. İşte anlaşamıyorlar falan. Farklı olaylar gündeme geliyor. İlgimi çekti, sevdim. Adı da Kızılcık Şerbeti. Birkaç gündür kafayı ona taktım. Gece gündüz onu izliyorum diyebilirim. Yemeğimi de ocağa koydum. O pişene kadar, hazır olana kadar ben boyayı bitiririm diye düşünüyorum. Evet, boyam bitti. Ben bunu bir 40-45 dakika bekleteceğim saçımda. O süreçte zaten yemeğim oldu. Bir yemek yerim. Sonrasında bugün benim için böyle biter. Dizimi izlerim yatana kadar. Boyalı halimi de size yarın göstermeyi düşünüyorum. Çünkü şu an hava karardı. Tam olarak kameradan anlamayabiliriz. Yarın gün ışığında detaylı bir şekilde göstermeyi düşünüyorum. Evet, size en son saçım boyalıyken demiştim ki bugün akşam evde dinleneceğim, dinlenmeyi düşünüyorum diye. Ama annemler eve geldi. Eve gelince de annem evde tek olduğumu öğrenince tabii ki de beni bırakmadı evde. Bütün hazırlıklarımı yaptım, işlerimi bitirdim. Annemlere kahveye geldim. Oğuzhan gelene kadar burada biraz kahve, sohbet, muhabbet. Papatya, günaydın. Günaydın, günaydın. Herkese günaydın. Biz dün gece ani bir mekan değişikliği yaptık canlar. Şu an köydeyiz. Sabah saat 9.30. Akşam size kahve videosu, vlog çektikten sonra bir yaklaşık bir 40-45 dakika sonra Ceyhan'ın merkez üssü, Ceyhan'ın köyünde deprem oldu. 4.2 büyüklüğünde. Yani biz birinci katta olduğumuz için çok sallanmadık aslında. Yukarıda katlar sallandığını söylediler. Bizde sadece duvar seslerinden böyle çatır çutur sesler geldi. Ve böyle saniyelikti. Çok fazla sürmedi ama işte insan o büyük depremi yaşayınca tedirgin oluyor. Acaba durmaz mı? Tekrar şiddetlenir mi diye. Sonra biz biraz bekledik. Baktık ya sesler de gitti. Hemen apar topar aşağı indik. Aşağıda da bir 40-45 dakika bekledik. Sonrasında malum egoşumuz çok korktu. Bir daha eve giremeyeceğini söyledi. O tedirgin olunca biz de hemen arabalara atladık. Köye anneanneme geldik.
bu geceyi burada geçirdik. Tabii birazdan yine evlerimize gideceğiz ama biraz dedik gece rahat uyuyalım. Hem de merkez üssü Ceyhan olunca belki dedik gece ara ara devam eder depremler. O yüzden tedbir amaçlı anneanneme geldik. Şimdilik buradayız. Anneanne çörekleri. Sabah kalkmış anneannem sağ olsun bizim için. Hamur mayalamış ve çörek yapmış. Bizler Ceyhan'a geldik. Annemleri bıraktık eve. Dedik ki bir gidelim evde herhangi bir hasar falan var mı diye. Çünkü herkes üst katların fazla hissettiğini söyledi sarsıntıyı. Yani çok şükür bir şey yok evde. Baktık genel olarak. Hiçbir yerde bir değişiklik, hiçbir eşyada bir oynama yok. Biz de dedik ki malum bugün evde kalacağız. Zaten alışveriş yapmamız gerekiyordu. Markete geldik. Şimdi bir market alışverişi yapacağız. Aylık alışverişin sonunda eve geldik. Bayağı zaman kaybettik bu arada. Marketti, pazardı, işte tavuktu, sucuktu falan her şeyimizi aldık. Biz zaten alışverişimizi, büyük alışverişimizi böyle aylık yapıyoruz. Uzun sürüyor. Yine böyle ayın ortasında ya da sonuna doğru işte ufak tefek alışverişlerimiz oluyor tabii ki de. Bu aldıklarımız ay sonuna kadar tamamen yetmiyor. Ama bizi bayağı bir idare ediyor. Bir de biz alışverişimizi bir marketten yapmıyoruz. Birkaç market geziyoruz. İşte temizlik malzemelerini başka bir yerden, baharatları başka bir yerden, işte tavuk başka bir yerden, sucuk ayrı bir kasaptan falan derken bizim için bayağı bir zaman kaybı oluyor. Şimdi sizlerle beraber yerleştireceğiz. Sonrasında akşam yemeği telaşına gireceğiz hemen. Dolabımızın içini silmiştik zaten. Dolabımız temiz. Şöyle hemen dolaba yerleştirmemiz gerekenleri hızlı bir şekilde yerleştirelim. Bütün yerleştirmelerimizi yaptık. Şimdi artık yemek aşamasına geçiyoruz. Tavuk kızartacağız. Oğuzhan'la beraber yapacağız. İlk partımız pişti. Şimdi ikincilerde
Son bir tane daha kaldı ama biz o pişerken sanırım yeriz. Çünkü bunlar soğunca güzel olmuyorlar. Denemelisiniz canlar, gerçekten tadı çok güzel oluyor. Şimdi size detaylı bir şekilde söyleyeyim. Burada kanat ve but var. Sadece kanat da tercih edebilirsiniz, sadece but da tercih edebilirsiniz. Ama biz ikisini ayrı ayrı sevdiğimiz için böyle tercih ettik. Toz biber, tuz döküp karıştırıyoruz. Bu ayrı bir sos. Burada da bir yumurta. Biz iki kişi olduğumuz için 4 yemek kaşığı, dolu dolu 4 yemek kaşığı un koyduk. Siz artık kişi sayısına göre. Biraz daha buraya da tuz ekliyoruz. Sonra da bu kıvamı, şu cıvık kıvamı alana kadar soda, sade soda. Sonrasında buradaki tavuklarımızı alıp bu sosa çok bulamadan, çok karıştırmadan batırıyoruz. Sonra da yağda kızartıyoruz ve bu görüntüleri alıyor. Tadı enfes oluyor. Biz çok beğeniyoruz. Size de denemenizi tavsiye ederim. Evet, bugün akşamki menümüz de hazır. Şimdi son tavuklar pişerken biz yavaş yavaş yemeye başlayacağız. O zaman bize afiyet olsun. Mutfak seansı da bittiğine göre şöyle misler gibi oldu. Benim için de mesai burada bitmiştir. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.